Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli izleyenlerimiz, Riyazu's Salihin'den Seçme Hadisler adlı video serimizin 8. dersinde inşallah birlikteyiz. Allah Celle Celaluhu istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Bir önceki ve ondan önceki derslerde ihlas, niyet üzerinden meseleleri konuşmuş ve bu noktadaki eksikliklerimizi gidermeye çalışmıştık. Bugün de yine konumuz aynı minval üzere devam edecekler. Konumuz Riyazu's Salihin kitabında şu anda ihlas konusu olduğu için orada bulunan hadisleri başka hadislerle desteklemekle birlikte ulemanın, meşayihin sözleriyle, hayatlarından kesitlerle aktarmış bulunuyoruz. Okuyacağımız bizim 3. hadis, Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh kanalıyla gelen bir hadisi şerif. O hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde niyeti sağlam olanların her ne kadar önünde engeller olsa da niyetlerinin o sağlamlığı sebebiyle o işler onlar tarafından yapılmış gibi kabul edilir mealinde, manasında bir hadis-i şerif buyuruyorlar. Öncesinde sahabeden Abdullah İbni Cabir'i radıyallahu anh tanıyalım. Kendisi hicretten 16 yıl önce Medine'de doğmuş bir sahabidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman eden, o ikinci akabe biatında bulunan 70 sahabinin en küçükleri olarak onların arasında bulunmuşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği, hürmet ettiği, değer verdiği, ziyaretine gittiği sahabe efendilerimizden bir tanesidir. Kendisi en çok hadis rivayet eden sahabe efendilerimizden, mükerrerleriyle birlikte, yani tekrarlarıyla birlikte 1540 hadis rivayet etmişler. Muksirun olarak bu, yani çokça hadis rivayet eden sahabe olarak adlandırıyoruz. Onlardan bir tanesidir. Hadis-i şerifte şunu da tabii aktarmak lazım. Belki bize de bir manevi kuvvet olması cihetiyle bu sahabi Abdullah İbni Cabir radıyallahu anh, kendisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinin üzerinde mazlumun ahı bulunan bir kimsenin cennete giremeyeceği hadisini duyunca, bu hadisi bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duyan bir sahabiden almak maksadıyla efendim Medine'den almış olduğu bir deveyle bir ay boyunca yaptığı yolculukla Şam'a ulaşmış ve bizzat o hadisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duyan sahabiden almıştır. Yani başka birisinden duyabilir, fakat o kadar hadise karşı bir önem söz konusu ki o bir aylık bir yolculuk neticesinde o hadisi bizzat Efendimiz'den duyan sahabeden almış. Dolayısıyla bu noktadaki azmi, bu noktadaki gayreti son derece örnek alınacak. Allah bu sahabe efendilerimizi rızvanullahi aleyhi mecmain örnek alabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Hadis-i şerifte buyuruyor: Künnâ ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem fî gazâtin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir gazvedeydik. Fekale, diyor ki, inne bil medineti le ricalen ma sirtum mesiran ve la kata'tum vadiyen illa kanu ma'kum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Yolculuğa çıkıyorlar, sefere çıkıyorlar. Fakat bir takım sebeplerden dolayı, hastalık, diğer rivayette bir takım özürlerden dolayı bazıları sefere katılamıyorlar, geride kalıyorlar. Ama niyetleri, gönülleri, eğer o engeller olmasa Müslümanlarla birlikte cihada katılacaklar. Fakat gerideler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları anlatıyor ve buyuruyor ki, Medine'de bir takım insanlar, bir takım adamlar kaldılar. Biz herhangi bir adım atmıyoruz ki, herhangi bir vadiyi geçmiyoruz ki onlar bizle birlikte olmasınlar. Yani bizim aldığımız her sevap aynı şekilde onların hanesine de yazılıyor. Halbuki onlar evlerinde şu anda oturuyorlar. Fakat işte niyetin buradaki önemi son derece karşımıza ne kadar İslam'da değerli olması noktasında çıkıyor. İşte niyetleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte olmak. Dolayısıyla işte ihlas ve niyet dediğimiz samimiyet, dinde samimiyetin böyle bir karşılığı var. Yapamasanız da Allah tarafından bunun fazlasıyla karşılığını görüyorsunuz. Daha önce okuduğumuz ayet-i kerimeleri bir kez daha tekrarlayacak olursak, Allah'ın ifadesiyle وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ Efendimiz'e hitaben قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ عَبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ Ben emrolundum, dini Rabbime has kılarak ibadet etmeye, tamamıyla ondan karşılığını bekleyerek ibadet etmeye emrolundum şeklinde. Yani ihlası, niyeti sadece rızaen lillah yapmamız gerektiğini ifade etmiştik. Bununla alakalı Ali Haydar Efendi Kaddesallahu Sırrı'nın çok güzel bir ifadesi var. Nahl suresinde Allah Celle bize vermiş olduğu o ikramı, o nimetleri zikrederken şöyle buyurur. وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنَعَامِ الْعِبْرَةِ Sizin için davarlarda, yani kendisinden beslendiğiniz o büyükbaş hayvanlarda, küçükbaş hayvanlarda çok büyük ibretler vardır. Kur'an-ı Kerim'de böyle ayet-i kerimeler vardır kıymetli Müslümanlar. Biz Kur'an-ı Kerim'e tam anlamıyla bir vukufiyet sahibi olamadığımız için bu noktada bazen böyle bir yerde ayet okuyoruz. Ya bu Kur'an-ı Kerim'de var mıydı diye soruyla karşılaşabiliyoruz. Mesela burada yeri gelmişken zikretmek güzel olur diye düşünüyorum. Allah hani Celle Celaluhu köylerde bulunduğumuzda veya yaylalarda bulunduğumuzda sabah vakti hayvanlar, efendim af buyurun inekler, otlamaya giderler ya, mera alanına giderler. Sonra akşam vakti tekrardan geri dönerler. Onların o gidişi ve dönüşleri gerçekten insana güzellik verir. Yani böyle insanın gönlünü açar, kendisine sürur verir. Allah'ın ifadesi vardır bununla alakalı Celle Celaluhu. Vel en'ame halakaha. Yani o mahlukatı, o hayvanları sizin için yarattı. Kendilerinden istifade ediyorsunuz. Etlerinden, sütlerinden, derilerinden, efendim vesaire her türlü tabiri caiz organlarından istifade ediyorsunuz. Lekum fiha dif'un ve menafi'u ve minha tekulun. Onların tezeklerinden ateş işte elde ediyorsunuz. Bir takım menfaatler var. Biniyorsunuz ve yiyorsunuz. Ve lekum fiha, burası çok calibe dikkat. Ve lekum fiha cemalun. Onlarda sizin için bir güzellik var. Hine turihune ve hine tesrahun. Sabahleyin o otlamaya giderlerken ve aynı şekilde geri dönerlerken de sizin için bir güzellik var. Hakikaten böyledir. Allah bu ayet-i kerimeleri anlamayı cümlemize nasip eylesin. Onun için bu ayetleri aktarıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'e karşı da az buçuk bilgimiz olsun, bir vukufiyetimiz olsun diye. Dolayısıyla ne ayet ne ayet değil, bunu da bilebilmek ayrı bir tabii gayret gerektiriyor. Şimdi o ayet-i kerimede وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ الْعِبْرَةِ Allah sizin için o hayvanlarda ibret vardır buyuruyor. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِشَارِبِينَ Allah Celle Celaluhu sizi tabiri caizse suluyoruz, sütlüyoruz. Yani size nasıl süt veriyoruz o hayvanlardan? نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ Onun karınlarından مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ Onun af buyurun posası, dışkısıyla kanı arasından tabiri caizse bir kanal açtık. O kanaldan süt geçiyor ve siz o sütü lebenen halisan saygan lişaribin. İçenler için son derece kolay, akıcı bir madde olarak ne yapıyorsunuz? Ondan istifade ediyorsunuz. Burada calibi dikkat nokta o sütün hayvanın o kanıyla af buyurun dışkısı arasından geçmesi ve tertemiz bir şekilde insanlığın hizmetine sunulması. Allah'ın bir harikulâdesi olarak. Tabi insan bu nimetleri unutuyor kıymetli kardeşler. Yani insan illa istiyor ki böyle teknolojik anlamda çok üst düzey bir takım nimetlerle karşılaşacak. Onları görecek, onlara bakacak. Halbuki semavatta ve arzda o kadar büyük nimetler var ki Allah'ın ifadesiyle وَكَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا Semavat ve arzda ne ayetler var, ne deliller var. Yani onlara hakiki bir bakışla baksalar bana olan imanları artacak. Fakat onlar ne yapıyorlar? Öyle geçiyorlar, gidiyorlar. Hatta yüz çeviriyorlar. Biz Müslümanları da bu ayet-i kerime kapsıyor. Yani bugün maalesef semaya, arza hani ve yetefekkerûne fî halikis semâvâti vel ard. Semavata ve arza bakarak tefekkür ederler ve oradan Allah'ı ne yaparlar? Tanımaya çalışırlar. Ve şöyle derler. Rabbena mâ halakte hâzâ bâtila. Ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmadın. Sübhaneke fakine azâbennar. Ve Allah bize bunu öğretiyor. Kıymetli kardeşler, yani bunu yapmak zorundayız. Ne kadar yapıyoruz? Bu zamana kadar yapmamış olabiliriz ama bundan sonraki süreçte yapacağız. Allah şöyle anlatıyor. O ayeti bir kez daha aktarayım. Konu dağılıyor ama olsun. Allah'ın izniyle Allah istifadesini halk eder. Ayetteki ifadeyle semavatı ve arza bakarlar, yaratılışına bakarlar. O harikuladelikleri görürler. O mükemmellikleri görürler, o uyumu, o intizamı görürler ve derler ki ya Rabbi sen bunu boşuna yaratmadın. Yani bunlar kendi başına olamaz. Bunların kendi başına tesadüf eseri, tevafuk eseri vücuda gelmesi imkansızdır. Dolayısıyla bunu yaratan bir zat var. O da Rabbimiz Allah'tır derler ve ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmadın der ve devamında da Sübhaneke ya Rabbi seni her şeyden tenzih ederiz. Fakine azâbennar. Bizi cehennem azabından koru diye dua ederler buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki cehennem azabından sığınmak, tefekkür etmek, Allah'ın kudretini, o azametini müşahede ettikten sonra bunu istemek Allah'ın ayetinde geçen bir hadise. Bir ayet, bir delil. Dolayısıyla bizim de bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi Allah Celle Celaluhu'nun bu ifadesi, yani posa ile, kan ile dışkı arasından, af buyurun, o sütü geçirmesini Alede Efendi Kaddesallahu Sırrahu şöyle aktarıyor. Nasıl ki Allah Celle Celaluhu buyuruyor, Alede Efendi ile alakalı belki konuşmak lazım. Büyük müfessir, Kur'an-ı Kerim'e gerçekten vukufiyeti çok fazla. Osmanlı'nın son dönem ulemasından, aynı zamanda Telif-i Mesail Heyeti Başkanlığı yapmış, 4 mezhep müftüsü, hepimiz onunla alakalı az buçuk bazı şeyleri biliyoruz. Fakat gerçekten çok farklı bir kimliğe sahip, kişiliğe sahip. Bu ayete mana verdikten sonra onun devamını inşallah konuşalım, getirelim. O süt nasıl oradan çıkıyorsa diyor, işte bizler de diyor, bizler de Müslümanlar olarak, o af buyurun dışkı mesabesinde, posa mesabesinde olan nefisle, kan mesabesinde olan şeytanın arasından Allah'a samimi ameller, ihlaslı ameller çıkarmak zorundayız diyor. Müthiş bir tespittir bu. Yani madem ki Allah böyle güzellik çıkartıyor, o kadar pisliğin arasından, insan da nefisinin, isteklerinin, arzularının ve şeytanın baskısı altında olan, her yaptıklarında onlara müdahil olma noktasına gayret gösteren o şeytan ve onun yaverlerinin her türlü tasallutuna rağmen samimi ameller çıkartabilmek. İşte Allah'ın bizden istediği budur diyor. Alâ'eddin Efendi Kaddesallahu Sırrahu çok büyük bir alim dedik. Hatta Abdülhamid Han Hazretlerinin onunla alakalı, eğer etrafımdaki alimler senin gibi ilim ehli ve vakarlı olsalardı İslam ümmeti şu anda içinde bulunmuş olduğu bu durumda olmazdı diyerek kendisine yönelik bir taltifi var. Gerçekten kendisi birçok alimin, birçok velinin, Abdülhamid Han Hazretlerinin halli noktasındaki vermiş olduğu fetvaya katılmamış ve her daim Abdülhamid Han Hazretlerinin yanında bulunmuştur. Şu anda çok şöhreti, dünyayı kaplamış insanlar orada hata yapmışlar, fakat Ali Haydar Efendi böyle bir hatayı yapmamış. Tabii ki veliliğin vermiş olduğu o basiretle birlikte, müthiş bir ufukla birlikte böyle bir yanlışa ayak basmamış. Ali Haydar Efendi tanırsak Mahmud Efendi'yi de Kaddesallahu Sırrahu tanırız. Ali Haydar Efendi, az önce ifade ettim, çok büyük bir müfessir. Yani Kur'an'a vukufiyeti var ama eseri yok. Kitap olarak eseri yok. Adam olarak eseri var. Öyle bir eseri var ki Mahmud Efendi, o eser, onlarca eser çıkarmış ve o onlarca eserde bir takım kitaplar yazmışlar. Aslında hepsi dönüyor dolaşıyor, Mahmud Efendi'yi bağlıyor yani. Hepsi Ali Haydar Efendi'yi bağlıyor. Adam yetiştirmek daha zordur kitap yazmaktan. Ama adam yetiştirmek de herkesin harcı değildir. Kitap yazarsınız, evet insanlar okur ama bir adam çıkartırsınız, o adam bambaşka işler yapar. İşte Ali Haydar Efendi hatta kitap yazmaya niyet etmişler. Allah kendisine rahmet eylesin. Edirne Kapı'da malumunuz metfun. Ziyaret etmeyenler mutlaka etsinler. Mutlaka gidip ziyaret etmeli büyükler. Orada başka şüheda da var. Sulaha, ulema, büyük zatlar var. Dolayısıyla gidip ziyaret etmek lazım. Kendisi diyor ki tefsir yazıyorum. Yani belli notlar alıp tefsir yazıyormuş. Bir gün çarşamba pazarı, o zaman da mevcutlar. Ali Haydar Efendi de İsmet Garibola tekkesindeler. Çarşamba pazarına gitmişler. Oradan alışverişini yapmışlar ve eve dönmüşler. Böyle kese kağıtlarına eşyalar, ürünler konulmuş. Gelmiş, eşyaları tam boşaltmış, tasnif ederken bir bakmış ki o ürünlerin içine konulmuş olduğu kağıt, Kadı Beyzavi tefsirinden bir parça, bir kağıt. Onu görünce çok üzülmüş. Çünkü bir tefsir çarşamba pazarında tabir caizse poşet makamında kullanılıyor. Ne yapmış? Bu sefer üzülmüş ve bugüne kadar yazmış olduğu o tefsirini hemen toprağın altına gömmüş. Demiş ki yani benim tefsirimde böyle bir akıbete uğrarsa ben yazarım ve bu tefsir aynı şekilde çarşamba pazarında veya başka pazarlarda çuval olarak, poşet olarak kullanılırsa korkusuyla o tefsirini gömmüş. Maalesef bugün tabi elimize ulaşmadı. Allah Celle Celaluhu kendisinden de istifade edebilme cümlemize nasip eylesin. Şimdi burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte buyuruyor ki illa şerikukum fil ecre. Diğer rivayette o kişiler, geride kalan kişiler, kendilerine hastalık, özür geride bırakan kişiler aynı şekilde sizlerle birlikte sevaba ortaktırlar. Allah Celle Celaluhu istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah anlatılanları hayatımızı tatbike bizleri muvaffak eylesin. İnşallah bir dahaki derste görüşmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İsmailağa.net. Yolumuz sohbet.